Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından 2016 yılında restorasyonu başlatılan tarihi 2. Kılıç Arslan Hamamı'nda ilk etap tamamlandı. Tarihi değeri olan ve kendine has özellikleri bulunan hamamın esas hali bozulmadan günümüz malzemeleriyle restore ediliyor. Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla 2. Kılıç Arslan dönemine ait tarihi ve kültürel özelliğe sahip tarihi hamam gün yüzüne çıkmaya başladı. İlk etap restore çalışmalarının tamamlandığı hamamda iç tefrişat çalışmaları için ikinci ihale süreci devam ediyor. Tarihi değerlere sahip çıkarak kültürel mirasımızı günümüze kazandıran Aksaray Belediyesi, kaderine terk edilmiş olan 2. Kılıç Arslan Hamamı'nın restoresi için 2016 yılında çalışmalara başlamıştı. 2. Kılıç Arslan Hamamı'nda Konya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kontrolünde başlatılan restorasyon çalışmalarının ilk etabı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İlk etap sonrasında aslında uygun bir biçimde restore edilerek özgünlüğü korunan tarihi hamamın deformasyon sonucu kaybolmuş kubbeleri tamamlanarak yeniden yükseldi. Hamamın ortaya çıkan tarihi dokusu ve mimari kimliğiyle eski ve yeni hali arasında yaşanan dönüşüm gözler önüne seriliyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından sizlerin bağışlarıyla yürütülen Onlar Sizi Bekliyor projesi kapsamında birçok firma ve kadın tarafından bağışlanan gelinlik ve nişanlıklarla ihtiyaç sahibi birçok ailenin bir hayali daha gerçek oluyor. Bir genç kız hayallerini süsleyen en önemli gününde üstünde görmek istediği ama maddi durumu el vermediği için giyemediği gelinlikleri artık Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi'nden temin edebilecek. Kadın Koordinasyon Merkezi'nde yer alan gelinlik nişanlık hizmeti hakkında bilgiler veren Kadın Koordinasyon Merkezi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlisi Kübra Öztürk, yardımlarını esirgemeyen vatandaşlara gönülden teşekkür edip kendisinin de böyle bir görevde olduğu için mutlu olduğunu belirterek evlenmek isteyip gelir durumu el vermeyen çiftleri gelinlik nişanlık abiye için merkeze beklediklerini söyledi. Bizim buraya halkımız tarafından gelen bağışlarımız var. Kadın Koordinasyon Merkezimize gelinlik, abiye, nişanlık elbiseleri haricinde kıyafetlerimiz de bağış oluyor. Ama biz bunları gelinlik ve abiye, nişanlıklarımızı bizim buraya başvuru hani düğünü olacak genç çiftlerimizin bunları giymesi için biz yardımcı oluyoruz 2 hafta süresiyle. Bu 2 hafta sonrasında tekrar evlenecek olan çiftlerimiz giyiyor, tekrar bize 2 hafta süresiyle getiriyor. Evde bayanlarımızın bir köşede beklettiği nişanlık, gelinlik, abiye bu tarz şeyleri biz Kadın Koordinasyon Merkezi'ne bağış olarak alıyoruz. Bu şekilde hani Kadın Koordinasyon Merkezi Facebook sayfamızdan da bize ulaşabilirler. Gelinlikle birlikte gelin ayakkabılarımız oluyor. Nişanlıkla nişanlık ayakkabıları ayrı bir şekilde kombin halinde yardımcı oluyoruz. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere başlattığı Onlar Sizi Bekliyor kampanyasıyla yardımsever vatandaşların bağışladığı kıyafet, ayakkabı, ev eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği 16 Şubat Cuma günü Ortak Davamız Kudüs konulu bir konferans düzenliyor. Konferansın içeriğiyle ilgili bilgiler veren Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan, geldiniz. Mikrofonlarımız aracılığıyla tüm Aksaraylıları eğitimci yazar Şubat, Abdullah Cuma Yıldız'ın günü, yani konuşmacı olarak katılacağı konferansa davet Aksaray ediyor. Katılımcı olarak yazar Abdullah Yıldız beyefendi gelecekler. Günün içerisinde birçok etkinlik yapacağız. Bu etkinlikler kapsamında gençlerle buluşacağız. Gençlere Kudüs bilincini, namaz bilincini, Selahaddin Eyyubi'nin kim olduğunu en iyi şekilde örneklerle yazarımız aktaracak. Bununla birlikte 1,5 ay öncesinde kurduğumuz Namazı Seven Çocuklar kulübümüze bağlı üye 80 çocuğumuz ve annelerle beraber bir etkinlik yapacağız. Çocuklarımızla buluşacak yazarımız. İlave olarak da akşam halkımızla ortak davamız Kudüs programı gerçekleştireceğiz. Kudüs meselesi tüm Müslümanların ortak meselesidir. Bu bağlamda tüm halkımızı Aksaray Kültür Merkezi'ne inşallah bekliyoruz.
Ortak davamız Kudüs konulu konferans 16 Şubat Cuma günü akşam saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Aksaray'da Sevgililer Günü'nü daha özel ve unutulmaz kılmak isteyen çiftler aylar öncesinden randevu alarak 14 Şubat'ta Kılıçarslan Nikah Sarayı'nda evlendiler. Aksaray Belediyesi Kılıçarslan Nikah Sarayı Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Bu özel günde 9 çift nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi. 14 Şubat'ta nikahlarını kıydıran çiftlerin mutluluğuna aileleri, yakınları ve dostları da ortak oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne randevu alarak nikahlarını unutulmaz kılmak isteyen çiftlere nikahta Aksaray Belediyesi tarafından yeni evlenen çiftlere hediyesi olan Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye edildi. Aksaray Belediyesi'nin Kılıçarslan Parkı'ndaki Kılıçarslan Nikah Salonu'nda evlenen yeni evli çiftler mutlu günlerini yakınlarıyla paylaşarak havanın da güzel olmasıyla bol bol fotoğraf çektirdi. SGK 2013 yılında uygulamaya koyduğu ve söz konusu bakanlığın listesinde Aksaray'ında yer aldığı 51 il ve 2 ilçede uygulamaya koyduğu ilave 6 puanlık sigorta prim teşvikini bir yıl uzattı. Sosyal Güvenlik Kurumu ilave 6 puanlık indirim kapsamında 30 Mayıs 2013 tarihli kararnamede belirtilen illerde faaliyet gösteren iş yerlerinin indirimden yararlanma süresinin bir yıl uzatıldığını duyurdu. Söz konusu kararda 31 Aralık 2017 tarihi olarak belirlenen indirimden yararlanma süresi 10 Şubat 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla bir yıl uzatıldığı belirtildi. Sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan illerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla yürürlüğe giren kararnamede söz konusu Bakanlar Kurulu kararının ekli 1 sayılı listesinde belirtilen iller ve ekli 2 sayılı listesinde yer alan Aksaray, Adıyaman, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren işverenler genelgelerde belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla 31 Aralık 2018 tarihine kadar 5510 sayılı kanunun 81. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ilave 6 puanlık indirimden yararlanabilecek. 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine uygulanmak üzere 6486 sayılı kanunla sigorta primine yapılan 6 puanlık ilave teşvik indirimiyle ilgili olarak yapılan düzenlemede ilave istihdam yönünden herhangi bir düzenleme yapılmadığından gerek kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 2013 tarihinden önce işe alınan ve sigortalılığı devam eden gerekse bu tarihten sonra işe alınan sigortalıların tamamından dolayı yararlanılacak. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Aksaray Merkez Kurtuluş Kavşağı'nda yeşil alan oluşturmak için zemin çalışmalarına başladı. Göreve geldiği günden bu yana şehrin önemli sorunlarıyla birebir ilgilenen Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ı bölgenin en cazip kenti haline getirmek için ekibiyle birlikte 7/24 çalışıyor. Kurtuluş Kavşağı'nda çalışmalarını sürdüren ekipler, güzel havaların da etkisiyle şehir genelinde asfalt, kilitli parke taş döşeme, kaldırım, yol açma çalışmalarının yanı sıra yollarda bulunan çukurlara asfalt kullanarak yama ve tamir çalışmalarını devam ettiriyor. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.